oldu, pişman mı oldun? Böyle olmaz bu. Oldu artık komiser. Kusura bakma, sana da böyle komiser dedik. Ağzımız alışmış. Ne diyeceğiz sahibiz sana? Neyse, buluruz bir şey. Böyle olmaz bu halılarla. Bir şeyler burada gizli saklı falan. Ne yapalım, sırtımıza koyup sirkeciye gidelim. Bir de şarkı söyleyelim istiyorsan. O olur. He? Benim arabaya yükleyin. Ne diyorsun oğlum sen? Biz bu azatı nerede buluruz? Vallahi bulamazsın. Ama onun bir adamı var böyle her işine bakan. Bu da kural herhalde. Bu cinslerin hepsinin bir Atilla'sı var ha? Tamam, nerede buluruz biz bu yeni Atilla'yı? Ya ne yapacağız yeni Atilla'yı? Eskisinden yeni kurtulduk zaten. Kuşum bak, biz bir yola girdik. Madem bu koskoca Nezih Yöndel'i indirenin sarı kafalı bir serseri olduğunu herkesin duyması lazım. Anladın? Kartal. Vallahi komiser bizden iyi biliyor bu işi. Sayenizde öğrendik. Ama bir konuda haklı. Bana komiser demeyeceksiniz artık. Bitti o iş. Eyvallah. Koskoca Nezih Yöndel'i öldürecekler. Ondan sonra da böyle Emel Sayın gibi halıyı sarıp paket. Vay nasılsın ya. Güldüğüme bakma sen. Bu olay hepimiz için çok ciddi bir tehdit. Bizim işlerde insanın kendisini koruması lazım. Hele hele senin gibi narin bir kadının iki katı korunması lazım Azade. Bunu söylemek için mi geldim buraya? Seni düşündüğümden geldim. Neticede sen kadın olduğun anlaşılmasın diye Azat ismiyle nam saldın. Böyle bir vahşet karşısında canın sıkılmış olabilir. Keyfin kaçmış olabilir diye geldim. Bak Azade. Seninle yeni tanıştık. Ama inan seni gördüğümden beri Allah var uyku uyuyamıyorum ben. Bu dünya erkeklerin dünyası biliyorsun. Eğer yanında güçlü bir erkek olursa sana kimse bir şey yapamaz. Beni koruyacaksın yani. Her türlü. Peki. Seni kim koruyacak? Korkma. Yaran o kadar da büyük değil. Şu kadarcık. Biz kadın olduğumuz için öyle silahtı, kavgaydı, çakıydı onları pek tercih etmiyoruz. Çünkü senin de söylediğin gibi narin yaratıklarız. O yüzden hep aklımızı kullanmamız gerekiyor. Mesela şu kadarcık bir iğnenin ucunda seni 1,5 dakikada öldürecek bir zehir var. 40 saniye sonra önce bir uyuşma hissedeceksin. Ayak parmakların uyuşmaya başlamıştır. Sonra başın dönecek. Tabii miden de bulanacak. Ama kusmaya vaktin olmayacak. Etrafı kirletmeyi sevmiyorum ben. Son olarak ismim Azade. İsmimi kısaltan babamdı. Erkek olduğumun düşünülmesini o istedi.
Ama benim kadın olmakla ilgili en ufacık bir derdim yok. Misafirleriniz geldi Hacı Adem. Bekletmeyelim o zaman. Birader bak nefes alamıyoruz bunun içinde. Zaten benim normalde bir burnum da tıkalı. Görmedik işte nereye geldiğimizi, bilmiyoruz neredeyiz. Hadi çıkar şunu be. Orası kesin. Neresi kesin hanımefendi? Nerede olduğunuzu bilmediğiniz. Kesin. Ben Azat. Tam adım Azade. Şimdi sen şu eski polis numarası yapansın değil mi? Efe. Numara. Böyle müdürüne kafa atıp emniyeti terk etmekle oluyor mu o işler? Ya bırakın artık bu ucuz numaraları ya. Vallahi insan sarrafı. Kime güvenilir, kime güvenilmez hemen anladı. Saçmalama ya. Sen de Nezih'in damadı, değil mi? Ta kendisi. Çok üzgün görünüyordun cenazede. En nihayetinde kayınbabam. Ve biz de onun varisiyiz. Ama öyle hoş olmuyor elimiz kolumuz bağlı bir veliaht olarak. Veliaht, sen. Çok tatlısınız. Aman efendim tatlılık konusunda yarışırız sizle. Şimdi. Öncelikle çok teşekkür ederim. Genellikle beni görmeye gelen erkekler gerdanlık, yüzük falan getirirler ama siz halıya sarılmış bir cesetle gelmişsiniz. Kuyumcular kapalıydı. İsabet olmuş. Halıyı daha çok sevdim. Hele içindekine bayıldım. Her zaman. Nezih uzun zamandır yani gereksiz yer işgal ediyordu. Yani miadı doğmuştu. Hiç merak etmeyin. Ben kendisini en iyi şekilde temsil edeceğim. Yok. Ben ondan kalan yeri en iyi şekilde temsil edeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Çünkü ondan geriye kalan her şey... Bahar'ın. Bahar'ın mı? Gerçekten ya siz... Çok tatlısınız. Çözer misiniz şunları lütfen? Evet. Yavaş. Öncelikle teşekkür ediyoruz Azade Hanım. Ellerimizi kollarımızı çözdünüz. Şimdi medeni iki insan gibi konuşabiliriz. Elleriniz konuşmamız için çözülmedi. Gidin diye çözüldü. Evet. Ama... Bizim size reddedemeyeceğiniz bir teklifimiz. Sen biraz geç mi anlıyorsun? İnsan sarrafı mübarek. Kimin kafası çalışır, kimin çalışmaz hemen anlıyor. Tamam, yani ortada bir para yok, mal mülk yok, devredilen bir miras yok. Bravo. Ama bence birlikte çalışmamamız için bir sebep de yok. Sonuçta Nezih'ten bizim sayemizde kurtuldunuz. Ben de bu yüzden sizi öldürmüyorum işte. Bence bu kadarıyla yetinin. Çünkü benim gizli bir polisle ve tek becerisi mahallesinde adam öldürmek olan bir... Sana uygun bir sıfat bulamadım. He. Arkadaş kuşum diye ben seviyorum. Hani. Her neyse. Yani sonuç olarak benim... Sizin gibilerle aynı masaya oturmam düşünülemez. Boyunuzdan büyük işlere kalkışmışsınız. Bence daha fazla ileri gitmeyin. Yoksa bir dahaki sefere o kafanızdakileri çıkarmaya bile zahmet etmem. Hadi beyler. Thank you.
Allah Allah. Mekanı bulduk zaten. Sen adamları ayarlayacaksın. Ya ondan sonra bugün de gireriz. Merak etme Kartal, ben de. Yalnız neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyi merak ediyorsun? Önemli değil, neyse. Karşılaştığımızda sorarım. Hayırdır? Ne arıyorsun sen burada? Önce bir hoş geldin de Mesut be. Lan bir kere de bir güler yüzle karşılayın beni ya. Pardon ya, tabii. Şahin abimize sarılmadan öpmeden karşılamak olur mu? Olmaz. Ne diyorsun lan sen? Sırtımdan vurmak için aportta bekliyorsun, bir de sana sarılıp öpeceğim mi? Abim öpüyorsun ama. Ha? Şahin. Sadede gel. Ne istiyorsun? Ne konuştuğunuzu öğrenmek istiyorum. Abim neyin peşinde? Ne yapmaya çalışıyor? Ve ben ona nasıl yardım edebilirim? Ne oldu lan? Şimdi de abine mi yardım edeceksin? İnsanlar değişiyor Mesut. Şimdi sen de abimin yanındasın. Benim karşımda olmam olur mu? Olmaz. Ha? Ne oldu? İnanmadın mı? Şahin. Hani ben sana demiştim ya, onun gibisin. Tıpkı abine, Kartal'a benziyorsun diye. Ha. Ben seninle ilgili son kararımı verdim lan. Yanılmışım ben. Sen Kartal'ın tırnağı bile olamazsın lan. Oğlum sen insanların arkasından iş çeviren sinsi bir... O yüzden senin tek bir lafına bile güvenmem. Olabilir. Saygı duyarım. Ama çok da umurumda değil be Mesut. Çünkü dediklerimi yapacağım. Seni uçuracak deliller hala benim elimde, unuttun mu? Şimdi ister inan ister inanma. Bu seni son darlama. Tamam. İşler yolunda giderse zaten sana ihtiyacım da kalmayacak. Dinliyorum. Abim neyin peşinde? Peki. Teslimata kadar buradan ayrılmıyorsun. En ufak bir sorun olursa hemen size haber veririm. Yok. Bir sorun olmasını beklemeyeceksin. Her saat başı arayıp bana haber vereceksin. Saatini ona göre kur. Bu işte risk alamam.
sen. Yavaş. Atın silahları! Lan hangi birini atacaklar? Dağılın! Nerede görebildin mi izin? Yok be, göremedim. Lan! Gördün mü? Bırak çocuğu. Ben oynayacak dediysem oynayacak. Gördüm. Koru beni. Azadarım. Baskın yemişiz. Dön çabuk. Dön şuradan dön hadi. Selamünaleyküm İzzet. Kimsin lan sen? Seninle tanışacağız az sabır. Önce içeridekileri bir sakinleştir. Ben zaten ölmüşüm. Sıkıyorsa. Sen daha ölmedin. Senin günahlarının ödemen gereken bedelleri var. Ama bu bedelleri senin oğlun ödemezsin. Hı? Bizim mahalleyi çok sevdi. Şasuyla top mop oynadılar. Karate marate öğretmiş çocuğa. Allah'ım senin canının bir kıymeti yok. Çocuğun var mı? Ne istiyorsun? İçeridekileri durdur. Hemen. Konuş. Ateşi kesin. Silahları atsınlar. Silahları atın. Herkes iyi mi? Eyvallah. Kartal iyi misin? İyiyim, iyiyim. Siz? İyiyiz, iyiyiz. Bir şey yok. Şimdi Azat'tan sonra orada sözü geçen tek kişi İzzet. Sen zaten İzzet'i görünce tanırsın. İzzet'in bir oğlu var. Hayatta tek değer verdiği şey oğlu. Karısını yıllar önce kanserden kaybetmiş. Oğluyla beraber yaşıyor şimdi. Eğer onun oğlunu alırsanız ona istediğinizi yaptırtabilirsiniz. Biz şimdi bu silahları Ferhan sayesinde mi almış olduk? Yani İzzet'in adını vermesi işimiz zordu tabii. Sen nereden tanıyormuşsun şimdi bu herifi? Ne? Dedi ya sana işte görünce tanırsın diye. Nereden tanıyormuşsun? Nereden tanıyacağım ya? Zamanında Nezih'le iş yapıyorlardı işte. Ordunun yanında gördüydüm. Bunu söyle. Oğlum bizim sana yalan borcumuz mu var? Allah Allah. İyi hadi öyle olsun bakalım.
Nedir durum? Az kaldı, bitiyor. Nerede peki herif şimdi? Bizimkiler bir yerlerinin yanına kapattılar işte. Beyler, silahlar tamam. Ne yapıyoruz? İyi, yola çıkın hadi. Vakit kaybetmeyelim. Eyvallah. Mahallede görüşürüz o zaman. Hadi. Kamil! Ya. Ne demek? Yani güvenlik kamerası falan var mı diye bakıyorum da. Ha, gerek kalmadı. Koş koş koş. Buraya kadarmış komiser. Eğil lan, eğil. Lan eğilsek gözü kaç kişi de görmüyor mu? Seni tanımak güzeldi komiser. Atla atla hadi. Her yere bakın. Hadi. Size şu tarafa. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk.